Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Evet iki gündür video çekemedim özel işlerimden dolayı vakit bulamadım kusura bakmayın. Ancak bu Türkiye'de ben de yaşıyorum bu piyasalarda ben de alışveriş yapıyorum ben de bazı şeyler alıyorum. Bugün bir araçla ilgili bir yağ almak zorunda kaldım. Önceden litresi 75 TL olan araç yağı 145 TL dendi. Gerçekten şok oldum. Ciddi bir fiyat artışı. Sadece araç motor yağlarında değil gerçekten market alışverişlerinde falan da artış devam ediyor. Ki ben sizlere daha önce bu çarşıda pazarda bu fiyat artışlarının yani dolardaki bu 8.50-9.00 bandının yansıttığını çünkü ekonomide bu yani biz bazı şeyleri böyle gülerek izliyoruz. Aa 11.5 oldu, aa 12 lira oldu, aa 13 lira oldu, aa 13.80 oldu falan gibi diyoruz ama onun etkisini hemen anında hissetmezsiniz. Yani ekonomide 3 ila 6 ay sonrasından bunun şeyini hissedersiniz. Yani şu an 13.80'de yatay kalsa bir kere biz 5 ay daha zam yiyeceğimiz kesin. E tabi yani bu noktaya doğru gidiyoruz ancak ben dediğim gibi 15 Aralık'ta bir faiz toplantısı var. E tabi şimdi devletin en üst makamından en alt makamına kadar faizin indirilmesi gerektiği söyleniyor. Şimdi bazı arkadaşlardan mesajlar geliyor. Bugün grafik falan incelemeyeceğiz. Bugün TL'de kalan insanlar var. Zararlar büyük. Bazı şeyler konuşalım, sohbet edelim, kahvemizi içelim, çayımızı içelim. Çok basit bir şey söylüyor. 4-5 ay önce arkadaşlar. Yani dolar 7 civarındaydı. 7.26'lar, 7.25'ler civarındaydı. Ki benim tanıdığım birisi 7-20'den 100 bin dolar aldı arkadaşlar. Çok net hatırlıyorum. 720 bin TL eder. Bakın. Şimdi bir şey anlatmaya çalışıyorum. 720 bin TL eder. Ve şu an 13.80'den bu 100.000 doları bozdurdu. 100.000 doları bozdurdu. 1.380.000 TL etti. Ee, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. 5 ay. 5 ayda bu para. 1.380.000 lirayı bozdurdu. 720.000 lira maliyeti vardı. 660.000 TL para kazandı. Şimdi Ağustos ayında Türkiye'de ortalama maaşlar 5.000 liraydı. Aralık ayında da Türkiye'de ortalama maaşlar 5.000 lira. 5000 5 bin lira değişmedi. Yani Türkiye'deki ortalama maaş değişmedi. 2825 lira asgari ücret var. Ben diyorum ki ortalama maaştan gidelim. 660 bin lira bu arkadaş 5 ayda para kazandı. 660 bin lirayı ben 5 bin liraya böldüğümde 132 ay yapar. 132 ayı da 12'ye böldüğümde tam 11 yıl yapar. O zaman ortalama maaşı 11 ortalama maaşı 5000 TL olan bir insanın 11 yıllık iş hayatı, 11 yıllık emeği, 11 yıllık çalışması biriler tarafından çalınmış. Ben kabul ediyorum. Halkımızı faize ezdirmeyelim. Ama zaten ortalama bir iş hayatının 25-30 yıl olduğu düşünülürse, yani 11 yıl çok acımasız bir hırsızlık ve sadece 5 ayda. Böyle makul ve dengeli yerlerde yapmak lazım. Yani dengesiz yerlerde yaparsak bu sefer kaç yapıyoruz derken gözümüzü çıkarıyoruz. E şimdi kaç yapıyoruz? zaten göz çıkınca da kötü bir şey. Bir insanın, bir işçinin, işçi bile değil. 5000 lira ben işçi demiyorum. Mühendislerin ortalama maaşıdır Türkiye'de sanırım. Avukatların maaşıdır. 11 yılını bu şekilde yok etmek, kaybetmek gerçekten acımasız bir durum olduğunu düşünüyorum ve üzülüyorum. Ve arkadaşlar bazen ben de düşünüyorum. Yani ne yapmaya çalışıyoruz? Merkez Bankası'nın hedefi nedir? Ne olabilir? Piyasaları anlamak için TL'de kalan adamlar feveran ediyorlar. yani Selçuk Bey biz de TL'de kaldık şunu yaptık. E tamam milli bir duruş sergiledin TL'de kaldın. Arkadaş biraz önce vermiş olduğum örnekte milli duruş sergilemeyen bir insanın milli duruş sergileyen bir insanın 11 yılını çaldığını ve cebine indirdiğini matematik olarak size ispat etti. E peki o zaman ne yapmaya çalışıyoruz biz nereye gidiyoruz? O zaman TL'de kalan adamlar feveran diyorlar. Şimdi eğer her yerde bas bas her toplantıda faiz indirmeye devam edeceğiz, faiz indireceğiz denirse e bu kurda dolar kurunda geri çekilmeler fırsattır. O zaman dolarda geri çekilme olduğunda pozisyonunu boşaltacaksın. Hadi diyelim milli duruşumuzu bozmayalım ki ben dolara yine yatırım yapmıyorum ki ben o zaman doların yükseleceğini biliyordum. Ancak ben dediğim gibi Türkiye sigorta aldım, Anadolu sigorta aldım, Akbank aldım, sattım filan. Ben yine kendim iyi trade ediyorum. 3-5 bir şeyler kazanabiliyorum. Ama hiç kazanamayan adam. TL'de kalan adam yandım anam feryat ediyor. E peki ne yapması lazım? Ne dedik biz hafta sonu videosunda? Arkadaşlar borsada bir geri çekilme olursa %5, %6 veya %7 bilemiyorum. Bu bir fırsattır. TL sat, hisse al. BIST 30 hissesi al diye bu bir fırsat olur diye açıkça söyledim. Ha borsa geri çekildi mi? E, borsa geri çekilmedi. Ha o noktayı ne yaptı? O noktanın üstüne çıktı. Bir üst kanal üzerinde Gidiyor. Şimdi diyorum ya artık ben çünkü niye? Çünkü herkes gözlerini açmış. Yani TL bir değer saklama aracı olmamış arkadaşlar. T TL değer saklama aracını özelliğini yitirmiş. Yani bunun derhal önemli ciddiyetle üzerine inip ve TL'nin yeniden o itibarının sağlanması lazım. E peki merkez bankası ne yapıyor? Biz ne yapacağız? E evet borsada bir geri çekilme olursa arkadaşlar. Ya diyorum ya dolar yüksek. Yani elbette serbest piyasa dolar alabilir altın yüksek e hisse de borsada 6 haftadır yükselmeye devam ediyor yani garip bir durum borsa yükseliyor dolar yükseliyor hisse yükseliyor e, altın yükseliyor gram altın yükseliyor ons altın yükseliyor gümüş yükseliyor e, TL'de kalanın canı çıkıyor. E, o zaman bu ekonomi neye dönüyor? Sosyal bir ekonomi olmaktan ziyade altta kalanın canı çıksın ekonomisine doğru dönüyor. Peki ne yapıyoruz biz? Şimdi arkadaşlar. Bazı imkansız şeyleri siz piyasadan istememeniz lazımdır. Yani şimdi ben hem kuru kontrol edeceğim, hem faizi kontrol edeceğim. Yani bu yani ikisinden birinisini tercih etmeniz lazımdır. Kuru kontrol ediyorsanız, kuru kontrol etmek istiyorsanız yani o zaman faizleri arttırmak zorunda kalırsınız. Çünkü peki ben faizlerimi arttırmak istemiyorum kuru düş, düşük olsun istiyorum diyorsanız e, o zaman enflasyonla CDS'lerinizi düşürmeniz lazım. E, peki CDS'iniz kaç? E, CDS'iniz 500. 500 ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Normalde senin enflasyon gene yüksel 19 iken 21-31 oldu. Normalde bugün 21-31 ise senin enflasyonun 5, 500 bas puan CDS'in varsa 21-31'in üzerine 5'i koyarsın. 26-31 olur. Üzerine 2 puan faiz vermek zorunda kalırsın. Artı 2. 28 falan olması lazım senin faizin. Yani iktisatta. E peki senin geldiğin faiz nedir? 14. Peki enflasyon yani bırakın CDS ben şimdi onu ayrıca konuşuruz. Bugün enflasyon 21-31'e doğru gitmiş ve 24-25'e gidecek aralıkta. Enflasyonla mücadeleyi bırakmış bir görüntü çiziyoruz. Ki biz Temmuz ayında, Ağustos ayında Haziran ayında ümitliydik, umudumuz vardı. Yani bu enflasyon düşebilir. Bu ay düşmedi, ondan sonra gel düştü. İşte Temmuz ayı enflasyon, meyve sebzenin bol olduğu aylarda düşebilir. Yani en azından bir mücadele ediyorduk. Ama o mücadeleyi de bıraktık. Diyeti bıraktık. Artık önümüze yaş pasta geliyor, baklava geliyor. Ne bileyim e, kebap geliyor, hamurla ekmekler geliyor. Bunları yiyoruz ama diyoruz ki şişmanlamamamız lazım. Ya arkadaş o zaman az yemen lazım. Bu kadar çok kebabı, baklavayı şey yersen e, şişmanlarsın. Yani her yerin et bağlar yağ bağlar belin, göbeğin, göğüslerin her yerin yağ bağlar. O zaman diyoruz ki o zaman bu bıçağı alırım etleri keserim. Ya arkadaş dur diyoruz etleri kesmeyle yani öyle zayıflanılmaz. Yani bıçakla kesersen kendine zararsın. Zayıflama diyetle olur. Yani az yiyeceksin, yeşillik yiyeceksin, salata yiyeceksin ve bol bol hareket yapacaksın. Günde 3 kilometre yürüyeceksin, 2 kilometre tempolu koşacaksın ve salata yeşillik yiyeceksin. Ha öyle de. Ama bu nedir? Uzun ve zahmetlidir. İki ay, 3 ay içerisinde birer kilodan, bir buçuk kilodan üç buçuk, dört kilo verirsin ve bunu yavaş yavaş zayıflarsın. Ama bıçak alıp da şişmanladığın yerleri kesmeye başlarsan büyük bir acı olur. Şu an Türkiye ekonomisinin gelmiş olduğu nokta da bu. Hem faizi kontrol edeceğim hem kuru kontrol edeceğim. Arkadaş öyle bir şey yok. Öyle bir şey gerçekten yok. Ben hem faizi aşağı indireceğim hem kuru yukarı gitmesini istemiyorum. Satış yapacağım. E satış yaptım ne oldu? Gene bugün geldiğimizde 13.51 dip 13.84 yukarıya doğru gitti. 15 Aralık'ta 100 bas puan faiz indirdiğimiz anda dolarda direnç 15.02'dir. 15.02'dir. Ha bunun zamlarını biz size benim aldığım motor ya 143 lira mı oldu? Arkadaş 243 lira olur. 243 yetmezse 343 olur. 343 yetmezse 1 litre ya 443 olur. Ama gerçekten 83 milyon içinde Fakir var, fukara var, garip var, buraba var, hastası var, yaşlısı var, aklı yeten var, yetmeyen var, kazanabilen var, kazanamayan var. Yani gerçekten artık fakirlik boyutunu geçiyoruz. Sefalet boyutunu geçiyoruz. Açlık boyutuna doğru gidiyoruz ki bu 13.84 kur bile çok ciddidir. Ha faizi indir. Faizi indir o zaman kuru kontrol etmiyor. E kuru kontrol etmesen bunun tahribatı, yıkıcılığı çok fazla oluyor. E, enflasyon, e, enfl e, CDS. E, CDS'i nasıl yükseltir, düşürürsün? Arkadaş CDS risk birimidir. Ben çok basit bir şey söylüyorum. 1 milyon dolarım var arkadaşım. Sen sana diyorum 1 milyon dolarım var. 1 milyon dolarını Zimbabwe'ye mi götürürsün? Almanya'ya mı götürürsün? Alta yazın. Zimbabwe'ye mi götürürsün? Yorumlar bölümüne. Almanya'ya mı? Ben Almanya'ya götür yatırım 1 milyon dolarım. Peki Zimbabwe'ye niye yatırmıyorsun? Çünkü Zimbabwe'de sen orada yani hukukun olmadığı, adaletin olmadığını düşünürsen ben oraya parayı sokarsam, parayı soktuğum anda 1 milyon dolarımı tekrar Türkiye'ye getiremezsem ben orada müracaat edebileceğim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Afrika İnsan Hakları Mahkemesi mi olur, üst mahkemi paramı kurtaramam. Kurtaramadığım zaman da o zaman ben oraya 1 milyon dolarım sokmam dersin. Almanya hukuku var, demokrasisi var dersin. Ben oraya götürür paramı Almanya'ya yatırırım dersin. E peki sen bunu düşünüyorsun da bizim bu kadar aklımız var da 50 milyar dolarlık, 100 milyar dolarlık fonları yöneten yabancı traderların, yabancı portföy yöneticilerin bu kadar aklı yok mu? E bunların da aklı var. Türkiye'nin temel problemi aslında ben bazen izliyorum böyle bazı sosyal medyadaki videoları tweet mesajlarına. Üretim yapacağız, üretim yapacağız. Üretim, yapacağız, üretim, yap üretim, üretim. Ya Kafada bir üretim var tamam. Üret Türkiye üretiyor. Türkiye'nin üretmediği bir şey yok. Yani üretmedi. Türkiye orta inovasyon gerektiren hemen hemen her şeyi üretiyor. Mesela çimento orta inovasyon gerektirir. Tekstil orta inovasyon gerektir. Cam sanayi orta inovasyon gerektir. Hatta orta yüksek teknoloji ürünler de üretiyoruz katma değerli. Nedir? İşte savunma sanayinde bazı şeyler. Türkiye'nin üretmediği bir şey yok. Üretiyor aslında Türkiye. Sıkıntı şu. Üretmek değil. Sıkıntı arkadaşlar bize yabancı gelmiyor. Yabancı gelmediği gibi bilakis yabancı gidiyor. %80'lerde olan yabancı sermaye %70'lere 70'lerden 60'lara 60'lardan 50'lere 50'lerden 40'lara düşüyor ve 40'lardan düşmeye devam ediyor. Sıkıntı şu. Bizim Merkez Bankası'nın borcu ne? Dolar. Ne ödemesi gerekiyor? Dolar. E peki bizim dolarımız var mı? Yok. E bizim dolar basma etkimiz var mı? Yok. E doların yoksa, dolar borcun varsa vaden gelmişse sürekli bir talep içerisinde olursun. Talep içerisinde olduğun anda dolar yükselir. Bizim aslında üretimle ilgili bir sıkıntı, üretim sıkıntımız olsa bizim üretim sıkıntımız olsa 210 milyar, 220 milyar dolar yıllık ihracatımız olmaz. Var, üretim var ama bizim temel sorunumuz dolara ulaşamamak. Ama hükümet de diyor ki dolara 8 ay sonra ulaşacağız merak etmeyin işte cari fazla vereceğiz. O cari fazla verdiğimiz şeylerden dolarlar olacak. Dolarlar artık şeyi İyi de dereye su gelene kadar kurbanın gözü patlıyor sayın hocam. Kurbanın gözü patlıyor. TL'ye itibar getireceğim dediniz Merkez Bankası Başkanı olarak. Siz TL'ye geldiğinizde itibar getiriyorum dediğinizde arkadaşlar 6.92 idi dolar. Şimdi 18 13 13 84 eksi 6.92 6.92 olur. Dolar TL %100 artmış. Yani göreve geldiğiniz andan itibaren %100 dolar TL artmış. E peki bunun neresinden tutacaksınız? Yani neresine TL itibar getirilmiş oluyor? Yani bu konuların bence ciddi bir şekilde ele alınması lazım. Ha ben eğer faizi indiririm, kuru da tutarım diyorsanız satış yapmanız lazım. Satış yapmanız yanlış. Tutamazsınız. O balinaları tutamazsınız. O bal ba Çünkü o balinalar sizinizdeki şeyleri yutar. Bugün balinaların elindeki para trilyonlarca para. Bugün Rusya'nın Merkez Bankası'ndan da çok ellerindeki para. Almanya'nın Merkez Bankası'ndan da çok, İsviçre'nin Merkez Bankası'ndan da, Fransa'nın Merkez Bankası'ndan da çok bu spekülatör ve piyasa yapıcıların parası. Fransa dahi bir iş yapamaz. Belki diyorum FED bu balinalarla mücadele eder. o da FED para basma yetkileri olduğu için. Yoksa Türkiye'nin 450 milyar doları eridi, bitti Rusların sıfıra indi ki bu adamlar doğalgaz ihracatçısıydı. 450 milyar doları indirdiler, o faizi arttıracaksın dediler. Ha ben yine de bu piyasanın istediği faizi vermiyorum diye direnirse de e, sermaye kontrolü gelir bunun başında e, sermaye kontrolü arkadaşlar 21. yüzyıldayız yani sermaye kontrolü gibi bir laf bile şurada konuşurken ben utanıyorum borsa biter o zaman borsa diye bir şey borsa serbest piyasadır borsa arz ve taleptir yani sen sermaye kontrolünden bahsedersen kurda o zaman borsa bitti ölür gider yani. O zaman Kuzey Kore oluruz, Kuzey Vietnam oluruz, Viet Komplu falan oluruz. Bilmem ne. Ya böyle bir ülke. Ondan sonra bunun toparlaması daha zor olur. Ya ondan sonra sana yeniden itibar sağlayıp güven sağlayıp yabancı sermayenin gelmesi çok daha zor olur arkadaşlar ki dış ticaret dengelerimiz, dış ticaret açımız yine eksi geldi. Yani 2,5 milyar dolar, 1 milyar 538 milyon dolar. Zor zor bir süreçten geçiyoruz. 15 aralığı göreceğiz arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu işler böyle olduğu sürece bu zamlar maalesef gelecek. Ben bunu sizden daha önceki videolarımda net söylediğimi hatırlıyorum. Ben dolarda ve borsada geri çekilişler olursa bunların maliyetlenmek açısından birer fırsat olduğunu düşündüğümü sizlere ifade ederek videomu noktalamak istiyorum. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin arkadaşlar bakın burada ciddiyim. Risk yatırım portföyünüze ve risk yatırım algınıza uymayabilir. Eğer benim dediklerimi yaparsanız zarar edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. iyi akşamlar.